Herkese merhaba ve Sims 3 oynayalım. Bölüm 22'ye hoş geldiniz. En son geçen bölümde bayağı sinirlenip bırakmıştım. Aa, ışınlandı. Biz ne yaptık en son? Halka bakalım. Halk yalnız. Acısını Scratch Post'tan çıkartıyor. Öyle falan. Yalnız bir kere tırmıklamasıyla milyarlarca şey çıkıyor. Anlamıyorum. Neyse biz Palk depresyona girmeden önce bir kediyle, yani başka bir kediyle konuşsun daha çok. O sırada Punk da kedi kumunu kullansın. Aa, ama bozulmuş bu. Buraya kullanamayacak, hayır. Hayır, buraya işeyebilir mi? Hayır, işeyemez. Çok saçma. Hadi dayan 40 saniye. Hadi Maria, yapabilirsin. Da yaptı bile değil mi? Yaptı. Hadi kullan şunu, kullan. 30 saniyen var Punk. Valla biliyor musunuz, galiba Maria dışında bu evdeki aletleri temizleyen birisi yok. Aferin be kızım. Yani o kadar çok şey tamir ettin ki artık mekanik skill'in 2 olmuş ya. Süper. Kullanmadın mı be Punk? Aaa. Ayıp. Kullandı mı? Sonra sen scratch yap. Aa, yemleriniz bitmiş. Buraya yem doldurun. Daha çok Frederick doldursun. Bu arada Frederick ondan sonra şeye gitsin. Harika, Maria düzeltti. Davy Jones Locker. Burası mıydı? Ya da oraya gitmesine gerek yok yani. Evin etrafında snorkel yapsın. Yani snorkel nefes dondurma. Snorkel yapacak. Fiyedeyik. Aa, Maria'nın işi. Maria'nın işi geldi bugün. Burada ışıkları açacağım çünkü karanlık oluyor. Hadi bakalım Maria, işine git. Maria can kurtaran. Frederick şnorkelci baba. Gregory ve Lily ise okuldu. Bu arada bu akşam Lily ile Bradley date'e çıkacak, yani buluşacaklar. Biriniz çıkacaklar. Bunu düzeltelim. Çünkü kediler üstüne sıçıyor ve Lumik, sen kim bu? Halka ne yapıyorsun? Bir dakika, Lumik değil bu, Remy. Kardeş tepkisi. Aha, elektriklenme kapı. Aha, kapı elektrikleniyor. O sırada da kediler bir şeyler yapıyorlar. Lily okuldan geldikten sonra texting'en bir şey yapıyoruz. Tamam, Frederick ne yapıyor? Snorkel yapıyor. Bari onu izleyelim, yapacak bir şeyimiz yok. Değişti bir anda. Frederick'in paletleri çok havalı. Neden bilmiyorum ama çok havalı buluyorum. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim de Gregory ve Lily. Aslında çok da zaman yok ama ben onlar... Ne bu? Yani şu anda işimiz başımızdan aşkın ve sen bana böyle garip şeyler sunuyorsan seni dava açarım ben. Seni dava açarım, Türkçe batar. Her neyse, benim söyleyeceğim şey Lily ve Gregory'yi üniversiteye yollamak. Yani daha zamanları gelmedi biliyorum ama o zaman şifreli onları yaşlandırmam gerekecek yani. Yaşlandırırken derken de Young Adult yapacağım. Evet. Çünkü 6 gün beklemek istemiyorum. Yani bu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Maria ile Frederick gerçekten hala Young Adult. Yani Lily ile Gregory büyüdüğü zaman ve Maria sen neredesin ya? Manyak bu kadın. Ya işe götürdük seni, sen böyle ıssız bir yere geldin. Ayıp. İşin orada, sen niye buradasın? Ben anlamıyorum bu kızı. Maria gerçekten garip birisi. Yani 22. bölümdeyiz ve hala 12 gün yaşlanmış. Biz 22 bölümde kaç gün acaba yaptık? Her bölüm bir gün desek en az 22 gün olması lazım. Şu anda adult olması lazımdı ama değil. Aha! Gregory her zamankisi gibi okulda yalnızlık çekiyor. Miranda ile galiba... Aa, bu Lily'miş. Bu arada Lily ile Miranda çok benziyorlar. Hem aynı bakıyorlar. Hem saçları benziyor, hem saç renkleri de benziyor. Bir dakika, bunlar aynı şeyler. Korkutuyorlar beni. Sen şimdi deniz taksi kullanabilirdin Maria. Niye etrafı kirleterek doğamıza zarar veriyorsun? Ve Edward Drake, seni gördüm. Edward Drake, Harry. Aha! Kim bu? Kara... Aaa! Edward Drake'in karısı ya da kardeşi olan bir kız. İnanmıyorum, hayalet dünyası. Galiba bunlar hayalet aile.
Ama bu da boğularak ölmüş. Demek ki Island Paradise'taki boğulan insanlar cemiyetine katılmak için bir anket dolduruyorlar falan. Lily. Okullar ne zaman bitiyordu? 2 p.m. That is so cool. Maria işine geldi. Ne kadar geç kalsa da. Bakalım kimse var mı bugün? Hiç düşünmüyorum ama. Galiba var. Yani olması lazım. Veil mı? Yoksa Ben mi bilmiyor? Maria'nın yine ağaç arkasından stakeout yapması. Çünkü eski dedektif olduğu için tecrübelerine dayanarak bazı Lincoln'lar yapıyor. Portre falan çiziyor. Espriyi anlayanlar anladı. Hadi be, çıkın artık okuldan. Cidden okulu beklemek dünyanın en sıkıcı işi. Hem arkada bu ne sağsı ya? Taşlar! Ha, ne bu? Hadi Gregory, topla şunları. Okuldan çıktıktan sonra. Yani kim neden görmesin ki bunları yani insanlar? Bilinin sahanın ortasında böyle garip şeyler var ve kimse bunu takmıyor. Ve sen nesin? Bu ne ya? Maui Beans'in. Bunlar niye böyle garip yerlerde çıkıyorlar? Ben anlamıyorum doğrusu. Hiç anlamıyorum. Orada Frederick gerçekten milyarlarca şey buluyor. Magnificent smoky quartz bulmuş. Nautilus shell da bulmuş. Bunlarla galiba... Ne? Ne? Hayır. Hayır. O mağara gelme bizimle. Bu Ömer de bizim ailemize taktı. Yani ilk başta Lily ile çıkmak istiyordu. Şimdi Gregory ile mi çıkmak istiyor anlamıyorum. Çıkmak istemiyorlar tabii ki, ben ne diyorum. Aa bakın. Bir dakika, ne? Tomorrow olmaz. Çünkü tomorrow ben sizi üniversiteye yollayacağım dostlar. Sen ilk önce eve gitmeden... Burası tribünler mi şimdi? Yalnız iyi mantık olarak. Yani çok da güzel. Aslında güzel, tamam. Maria Level 4 oldu. Bir dakika. Aa, birisi boğuluyormuş. İnanmıyorum. Sen Yunus musun yoksa köpek balığıymışsın? Senden korkuyoruz. Korkuyoruz. Gördünüz mü? Palyaço balığı vardı. Orada ölen başkası var mı bakalım? Daha da önemlisi Lily'nin Brad ile buluşma anı gelecek. Oo, ama bunlar eve gitti bile. He, yok burada. Bir dakika, hayır Omar, sen bizimle gelmeyeceksin. Biz Brad ile bugün buluşacağız. Ask out on date. Bakalım nereye gidebiliriz? Şehirde bir yere gidelim. Paradise Pub. Hadi bu bara gidelim. Evet. Aa, manyak bu Bradley. Invite out yapalım bari. Paradise Pub'a yine gideceğim çünkü orası bar yani. Bara gidecek yaşlara geldiler. Heh, burada. Okay. Yine ilgilenmiyorum diyecek kesin ama ne yapalım. O zaman belki akşam sorarız, belki akşam ister. Belki şu anda ödevi falan vardır. Ay tamam, süper, harika. Maria, başka birisi ölüyor mu? Galiba... I'm in your debt, thank you. Sana borçluyum mu falan mı diyor, ben mi İngilizcem berbat yoksa anlamıyorum. Bu arada ben her zaman bakmazken birisi boğuluyor, fark ettiniz mi? Yani oyunun başından beri ben bakmazken birisi boğuluyor. Mesela... Her zaman Margarita Manzano var burada. Margarita Manzano. Italiano. Edward Drake de her zamankisi gibi denize giriyor. Aa bakın Atsa ya da Asta. Atsa mıydı? Bakın Atsa. Miranda ve Bradley'nin yanındaki manyak adam. Galiba manyak olduğu için denize böyle girecek. Hayır, geri alıyorum. Frederick level kaçtasın sen? Of, çok yavaş ilerliyor. Frederick, senin buruş buruş olacak vücudun. Belki zaten öyle. Evimizde iki yabancı ve milyarlarca kedi var. Ve bu kimsenin umurunda değil. I gotta go, bye. Tamam, görüşürüz o zaman sana. Pardon, bye bye deriz. Herkes farklı bir yerde, ne oluyor ben anlamadım. Bari Miranda ile buluşalım. Texting. Niye görüşemiyoruz?
Texting, send friendly text. Galiba çünkü konuşamıyorum. Acquaintance gibi bir şey. Smartphone'dan call sim yapalım, chat yapalım. Aa, Miranda yarayabiliyormuş o smartphone. Hayır, dur be. Smartphone, call sim. Ask out on date, yani buluşalım. Miranda ile buluşalım. Yine Paradise Pub diyeceğim, kusura bakma. Bakma? Burada. Hello Miranda, I was just wondering if you would like to go out with me? Diye bir şeyler söyleyecek İngilizce'de. Woohoo! Yaptık! Oldu! Miranda ile buluşuyoruz! Hem de şimdi gidiyoruz. Şey diyor yani, Gregory Miranda'ya çıkmaya teklif edebilecek şeyi buldu. O kelimeyi bilmiyorum işte, onu bulmak tüm bölümü sürecek. Gregory yeni aşkının, ya da aşkı mı diyeyim artık, ne diyeyim, gidiyor yanına. Maria birisi ölüyor mu? Çünkü her zaman birileri ölürken Maria onları güneşlenip izlemeyi tercih ediyor, kurtarmak yerine. Dediğim gibi güneş... Oha! Hayalet adam ve... Bunu çekeceğim resmini yani, oha. Hızlık. Belki de deniz dansı yapıyorlar. Deniz dansı. Sonra bunu. Sonra bunu. Deniz dansı. Hadi bakalım. Koş be Maria. Hadi. 3 kişi boğuluyor. Bu bir ilk. İnanmıyorum ya. İlk maalesef Margarita'yı kurtaracağız. Çünkü onu daha çok tanıyoruz. Kusura bakmayın. Alt sağ ve sen kimsin? Edward. Edward Drake zaten ölü. Ölü bir adamı kurtarmaya çalışıyoruz. Aa, seni en son kurtarırım. Üzgünüm yani. Dur, hayır. Rescue değil, sen bırak onu. Umurumda değilsin, zaten öldün. Bir dakika, öbürsü nerede? Hadi onu kurtar. Edward Drake'den gerçekten takmıyorum, Edward Drake'i hiç takmıyorum. Bu arada Gregory ne durumda? Miranda ile tanıştılar mı? Galiba tanıştılar. Nerede bu Miranda? Miranda? Miro! Miro nerede ya? Mira. Galiba Mira Miranda'nın kısaltması. Ya da buradaki köpek çok saçma. Bu bir Ay, bir an maske falan taktı zannettim. Yazık, korktum. Cidden Miranda nerede? Send love letter. Anlamıyorum, nerede şu anda? Yok, sen yemeğini ye de. Yukarıda mı? Yok, yukarıda da değil. Nerede bu kız? Bizi ekti mi yoksa? Heh, geldi. Oh be. Yalnız kızı beklemeden önce yemek yemeye başlamış hayvan Gregory. Hadi tanışın bakalım. Friendly. Greet. İlk önce tanışın be, konuşmadan tanışıyorlar manyaklar. Friendly. Friendly. Biraz onu anlamaya çalış sen Miranda'yı. Sonra ne yapın siz? Şaka bra yapın. Biraz dedikodu ama galiba Miranda dedikoduyu sevmiyordu. Ona bir şey... Ne yapsın? Beraber konuşun mu? Biraz iyi olma, yani çekici olmaktan konuşun. Sonra yine onu anlamaya çalış. Komik bir şey yapın. İnternet kedi videoları göstersin. Sonra romantikliğe girebiliriz galiba. Çünkü aranız çok kötü değil. Bu arada Atsa'yı da kurtardık. Komik video gösterelim. Sonra tekrar get to know ya da chat yapın. Romantikliğe gireceğiz sonra. Maria ne yapıyor? Maria'nın niye üstü yok? Bu arada bugün tam ay, yani dolunay, tam ay ne? Ölen birisi var mı? Ölen kimse yok. Frederick milyarlarca şey buluyor. Bam 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 bam. Kurtardık. Galiba Atsa'yı kurtardığımız için bize bayağı asılıyor. Biz evliyiz canım, hadi görüşürüz. Aa, Maria'nın gözlüğü çok havalı. Galiba level 4 olduğu için böyle bir gözlük geldi. Acayip havalı. Bunu kesinlikle çekiyorum. Tamam. Başka ne yapalım biz? Gregory'ye... Ama Lily ne yapıyor?
Lily ödevini yapıyor. Aferin. Bir dakika, burası neresi? Tamam, sen modern evleri tercih edebilirsin. Ne yapalım? Bizim paramız yok ama cidden burası uçak şeklinde. Vay. Cidden güzel bir yermiş. Kesin içi boştur ama. Çok merak ettim. İçeri girmek istiyorum. Kimin bu? Burası kimin evi? Şunlar dolsun da bir. Oyun çok yavaşlıyor yoksa. Heh, tamam. Ben hayır get in derken eve demek istemiştim. Çok üzüldüm. Zaten kimse evde yokmuş. Geberin gidin. Milileciğim sen eve dön. Sonra evimiz nerede? Evden yemek yesin çünkü gerçekten aç. Bu dolunay gerçekten beni çok sinir ediyor. Ev çok beyaz oluyor her şey. Burada yere kim kustu? Birisi yere kusmuş. Bunları kedilerden soracağız. Eve dönünce her şeye bakacağız. Bu arada Frederick yemek yesin ve sonra tekrar şnorkel yapmaya dönsün. Üzgünüm. Hazır bir yemek ye şuradan. Ne yesen? Dondurma ye. Sonuçta yazın yani. Boğazında bir şey olmayacağı belli. Ama şnorkel yapmayı bırakmak gerçekten öldürüyor. Tamam. Sonra buradan şnorkel yap. Biz de Gregory'ye bakalım. Ama Maria'nın şey bitmedi mi? Shift'i yani. Vardiyası. Heh. Bu olan birisi daha. Kim bu? Margarita ise öldüreceğim bu kızı. Günde iki kez boğulunur mu be? Ha, Valerie'ymiş. Valerie genç değil miydi? Valerie yaşlanmış, inanmıyorum. Bir sonraki sırada Gregory'ye bakalım. Yay, Polly Hunting Skill'ı 5 oldu, harika olmamda değil. Biraz daha bayağı yine anlaşıyorlar galiba. Ona bir içki ısmarlayalım. İçki. Ama bir arkadaş olsaydınız bari. Hediye verelim ona. Jelly Bean'i veremeyiz çünkü onu çok seviyorsun. Bento artı verelim. Hiç umurumda değil yani. Hadi. Akşam 8 oldu ve siz hala arkadaş değilsiniz. 4 saattir ne için konuşuyorsunuz? Bir dakika, bu ünlü mü? Ooo baya ünlü. Guillermo Itaka ya da Itaka. Ya da ben Almanım ve hiçbir şey okuyamıyorum. Bu vampir bizi öldürmek istiyor galiba. Beni korkutuyor. Hadi, arkadaş olmak bu kadar zor değil. Please. Ne? Pislik. Pislik, ona hediye teklif ediyoruz, istemiyor. Miranda, seni yarattığıma şükret yani, yaratmayabilirdim de. Awkward mı? Dünyanın en saçma şeyi. Yani cidden. İnanmıyorum. Miranda bizi ekti. Ayıp ya, ayıp. Ona hediye verdik, senin sorunların var dedi. Acıdan manyak bu kız. Ama gerçekten bad date. Neyse, belki bir sonraki buluşmada daha iyi olur. Ama bizim ne suçumuz var? Hediye verdik yani. Yani. Burada Valerie'yi kurtarabildik mi? Yoksa yine uyuyor mu? Uhu, Lily düzeldi. Maria, Twilight falan yaşamıyorsunuz değil mi? Hadi Maria, bu gece ışığında sadece onu sen kurtarabilirsin. Cidden şu anda sadece onlar var. Kurtarıldın. You came to my rescue. Thanks. Artık eve gidebiliriz. Bize teşekkür ediyor. Aferin. Deniz taksi. Donmuş beyin. Bu arada Lily uykulu. Bakalım Bradley ile buluşabilecek miyiz? Belki akşam ister. Escarton date. Biraz akşama kaldık ama ne yapalım. Yere çöp mü attın az önce sen? Neyse, onun da değil. Çünkü Bradley ile buluşmaları daha önemli. Ama bir dakika, ay buluşmayın siz. Lily'cin uykusu var. Şekerleme yapması lazım, o yüzden
Ne yapalım, artık yarın buluşacaksınız. Maria'nın niye resmi çıkmıyor? Maria. Bugün dolunay anladık, tamam. Her şey çok aydınlık. Maria, uyu sen eve gelince, çünkü sen de... Bir dakika. İlk önce güzel bir yemek ye. Ne yiyebilirsin? Yoğurt yani, akşam akşam çok mideni bozma. Yoksa gece kusarsın, yoksa bana olan şeyler korkunç. Gregory, uyu sen ama kendi yatağında mı uyuyacaksın? Evet. Lily de uyuyor. Frederick hala snorkel yapıyor. Snorkel, snorkel, snorkel. Artık yani bir level 7 olsa iyi olurdu ama. Ama Grego, senin bugün berbat bir gün. Anlıyoruz. Tamamdır ya. Tamamdır. Heh, Maria düzeldi. Burada Maria çok artist oldu artık. Bakın, patlıcanlı dondurma. Ay püf. Patlıcanlı yoğurt dondurma nereden çıktı? Oh thank goodness. Gregory's mood swing is finally over. The household can resist now. Can rest a little easier now. Artık daha şeymiş. Gregory'nin de ergenlik duyguları, asabi şeyler falan bitmiş. Bunun için parti mi vereceğiz yani? Bu arada bayağı geç oldu. O zaman Frederick de eve dönsün artık. Boğulmasını istemeyiz geçen bölümde olduğu gibi. Ne? Aha. Tamam. Çünkü Maria'nın gerçekten athletic skill'a ihtiyacı var. İşinde gerekiyor çünkü. All the other kids with the pumped up kicks. Sen yukarıda uyu. Telefona bakma Maria. Bir üçüncü hızı alalım. O sırada Frederick de eve gelmiş olur. Ama Frederick yeter artık. Ben sana snorkel yapma diyorum. Sen ısrarla devam ediyorsun. Bırak şu işi. Snorkel yapmamak bu kadar zor mu? Yani gece 1'e kadar snorkel yapıyor. Yapma diyoruz be. Aa! Frederick. Neyse siz beklemeyin, ben bir dakika dönüyor mu? Yapma, hayır yeter. Lily niye uyandı? Ay Lily kusacak yine. Tabii manyak, en üste kadar çıkacak. Eve dön. Eve dön. Sonunda! Hele şükür! Hoppe! Siz bayağı geç oldu, o yüzden biz şimdi sabah alacağız, merak etmeyin. Bu arada Lily kustu galiba. Evet kustu. Tamam, Lily de uyuyor. Işıkları kapatalım ve sabah alalım. Günaydın! Sizi ben karşılıyorum. Çünkü ben ayçiçeği doyayım. Şeyim. Neyse ben abonelikten çıkmadan siz ben oyuna başlayayım. 7 olmak üzere ama hala kimse uyanmadı. Sadece bu çiçeği göstermek için başlattım. Ve Lumik. Lumik yalnız yine. O kadar etrafa sıçıyor, sonra konuşmuyor insanlarla. Ayıp. Senin çocuğun var, çocuğunla biraz ilgilen. Koklaşın biraz. Kedilerin yaptığı tek şey koklaşmak mı gerçekten aralarında? Yani ben anlamıyorum. Woohoo! Gargoyle Rooms 554 simoleon kazandırdı. Ha, ilk uyanan Lily. Haydi lili. Bu arada otobüs gelmeden sen otomatik bir yemek al. Ben galiba yukarıya da bir şey buzdolabı koyacağım çünkü aşağı inmek çok zor oluyor. Şu dolabı silelim, işe yaramıyor. Onun yerine böyle küçük bir buzdolabı koyalım. Heh. University life hayatımızı kurtarır. Üstüne de bir ışık koyabiliyor muyuz? Çünkü ben ışıkları severim. Siz sever misiniz? Işık teyzeyi arıyoruz. Yani ayakta duran ışıklardan bir şeyler. Oha, ben bunu... Bu bildiğiniz avize yani şey. Kristalli galiba. Yani şu anda bakamam. Böyle bir ışık koyabiliyor muyuz? Niye üstüne bir şey koyamıyoruz? Neyse buraya biz güzel bir şey koyalım. Ya da hiç gerek yok, boşverin. Lily aşağı inmeden buradan güzel bir yemek yesin. Have a quick meal. Vah! Bunlar nedir? Bunu tamam. Fruit punch! Yani meyve içeceği gibi bir şey. Ananas suyu! Bu virgin pineapple juice derken ne anlatmak istiyor anlamadım. Virgin. Konsantre mi oluyor yoksa ben mi? Evet ben yanlış biliyorum.
Hadi Hindistan cevizi içeceği alalım. Sonra Gregory de kendine ne alsın? O da Virgin Pineapple Juice alsın. Yani ananas suyu ama farklı bir şekilde. Biz bilmiyoruz nedir bu. Aaa! Çok tatlı! Galiba böyle oluyor. Değil mi? Tabi siz onu aldınız, aşağı kadar ineceksiniz illaki. Seems logic. Gregory onu iç yoksa ha. Aferin oğluma. Bari ya otobüs beklesin, bana ne umurumda değil. Leave the teens alone, they're surely responsible. Aslında biliyor musunuz, olabilir. Çünkü Gregory ile Miranda'nın, pardon, ve Lily ile Bradley'nin buluşma zamanları yaklaşıyor. İki gün boyunca okula gitmeyeceğiz, parti vereceğiz, woohoo! Lumik, Lumik ölüyor. Çünkü tüy yumağı var. Olamaz. Biz ne yapacağız? O kendisi çıkartıyor galiba 3 saat sonra. Ne? Konuşturuyoruz ya işe. İşte işe. Hadi ama. Remy konuşmak istemiyor bizimle. Aa! Hepimiz berbat. Neyse bakalım Frederick uyandı mı? Fredo? Fredo nereye gidiyor? Aa, hemen şimdi gidiyorlar. Tatilleri başladı. Hatta gitmişler bile. Yine 2 gün boyunca Gregory ve Lily ile kalacağız. Ne yapalım, hayat böyle dostlar. Yani sadece kediler kaldı evde. Aç kalacaklar. Olamaz. Bu akşam Lily ile Bradley artık buluşmak zorunda. Ya da Bradley'i eve çağıralım. Miranda ile Gregory buluşsun. Hatta biz şey yapalım şimdi. Siz beklemeyin okulun tüm gününü. Hiçbir şey olmuyor çünkü. Okuldan döndükleri zaman biz geri alalım. Tekrar merhaba ve bugün önemli şeyler oldu. Formal dance, yani özel bir dans partisi olacakmış. Bugün, bugün değil. Cumartesi, cuma da değil. Cumartesi değil. Cuma günü akşam 6'da parti gibi bir dans verilecekmiş okulda. Ve insanların date'leriyle, yani çıktıkları insanlarla beraber gelmesi gerekiyormuş. Ve ben o kişilerin kim olduğunu biliyorum. Ahahaha. Siz eve gitmeden direkt konuşun. Hey Miranda'yı bir anda şey yapacaktık. Hiçbir zaman takmayacaktık ve Gregory ve Lily de ikisi de berbat kokuyor. Bu iyi değil. Miranda is going home. Ne yapıyor bu kız? Kadın bir şey yapıyor. Kim bu? Ne? Biz tanımıyoruz seni. Adı ne? A paparazzi italiano. Tammy O'Pelly. Wow, Bradley'nin ben kurt adam olduğunu tamamen unutmuşum. Bu iyi olmadı. Bu cidden iyi. Oha! Yuh! Yani insan da düştüğünü zannedecek. Halbuki sadece papa gösterisi yapıyor. Bunu çekeceğim. Maşallah. Bu komikti gerçekten. Galiba Lily, Bradley ve Miranda hepsi aynı otobüsteler. Değil mi? Yoksa? Hayır değil ve ben bu şoförü sevmedim. Biz ne yapıyoruz? Gregory, kimle konuşuyorsun sen? Tanımadığın insanlarla konuşmayı yeter artık, bırak. Friendly. Aslında konuşabiliriz. Madem geldi bizimle biraz tanışmak istiyor. İyi kadına benziyor, herhalde bir şey yoktur. Kadını anlamaya çalıştım. Bizden büyük gerçi ama. Yani şaka bra yapalım. Sonra chat yapalım biraz. Biraz. Ve eve gidelim. Cidden mi? Bizi ektin mi yine? Anlamıyorum bu insanları. Aa, Liliana. Liliana çok gıcık birisi. Bu nereye gitti? Of yeter artık, bırakın. Bırakın. Hatta bekleyin siz. Tekrar merhaba, döndüm yine, pardon. Sorunlar. Lily eve geldi. Gregory de eve geldi. Lily. Ne? Bradley gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyor. Manyak. Bari konuşalım biraz. Chatleyin biraz. Tamam. İnek his anlamıyoruz, ineğiz. Polly.
Neyin var Polly'cim? Polly aç. Yalnız gayet normal. Ben yani kesinlikle bir tane daha mama tabağı koyacağım. Çonku ben Bronco. Lily, sen buraya yemek doldur. Neredeydi de bakayım burada. Buraya doldur, burada doldur. Bari konuşmasını kabul ediyor. Bu arada Gregory şey yapıyor. Evet, yelkencilik yapıyor Gregory. Selam. Gayet havalı bir şey. Bölüm 17'nin kapağı yani, bildiğiniz. Ama level kaç ya? Level artsın bari. Ama hiç şey galiba istemiyordu yani, hiç meyilli değil. 3 saat böyle lagola gidecek mi? İnsan bir şekiller falan yapar. Şimdi eve yelkenle geri dön. Hepimiz nerede? Hepimiz burada. Buraya windsurfing'den geri gel. Bir dakika, oraya kadar taksiyle gelecek değil mi? Tabii, ben çünkü Sims mantığını artık çözdüm. Ha gayret. Sen burada yap bunu. Nasıl olacak? Böyle mi? Aa, piyanda. Bu arada Lili niye bu kadar barbat? Çünkü pis kokuyor diyoruz. Işıkları açalım akşam olmadan. Ha hayır. Işıklar. Ve sen oraya niye yemek dolduramıyorsun? Çünkü kedilerimiz bize işkence yapıyor. Bunu alalım. Alamıyoruz. Böyle koyuyorum. Yan yana. Artık doldur. Yoksa ben seni... Neyse. Burayı da doldur. Sonra güzel bir duş alalım. Ve ne yapalım diyoruz. Belki bir sonraki bölümde üniversiteye yollayabiliriz Lily ile Gregory'yi. Yani şifreyle onları yaşlandırmayı düşünüyorum açıkçası. Gregory level kaçsın sen canım? Hiçbir şey olmadı. Umurumda değil. Sen eve dön Deniz taksiyle. Lily de duşunu alsın ve ne yapalım? Biz bu bölümü burada bitirelim çünkü zamanımız doldu yine. Her zamanki gibi klasik yalanlarım. Zamanımız doldu. Bir sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Hepinize bay bay.